Efendim merhabalar. Bugün her zaman olduğu gibi hem dünyayı hem Türkiye'yi konuşacağız. Tabii yoğunluklu olarak da kripto paraları değerlendireceğiz. Ne oluyor Bitcoin, Ethereum cephesinde sevgili dostum Gökalp İçer yine bizlerle birlikte. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyidir abi. Aynen. Nedir durumlar abi? Oynaklığın ve de yatay hareketin devamı şeklinde bir yorumlamak lazım. 3-4 haftada işaret ettiğimiz bir bölge vardı. O bölgenin de aslında metrik olarak anlamı da var. Birazdan onu da konuşuruz. Yani aşağıda 33-34 bin Bitcoin üzerinde söylüyorum. Yukarıda da işte 38-40 bin, belki 42 bin bandı. Bu aralıkta yatay bir hareket hala devam ediyor. Zemin bulma çabası diye yorumlayabiliriz bunu. Detaylı konuşuruz bunu. Tabii. İstersen önce bir global piyasalara bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Global piyasaları Powell'a sormak lazım. Jackson Hole'de. Ağırlıklı olarak artık şey fiyatlaması ufak ufak dillendirilmeye de başladı yani. Kansas Fed, San Luis Fed yanlış hatırlamıyorsam. Bu tapering'i dillendirmeye başladı. Tapering neydi? İşte varlık alımlarındaki yani 120 milyar kısıtlamaya gitmesiydi. Kesintiye gitmesiydi Fed'in. Bununla alakalı takvimi yavaş yavaş dillendirmeye başladılar. Ya bunu yapsak vesaire konuşmaya başladılar. Geçtiğimiz hafta hatırlarsın PCE, kişisel tüketim harcamalarını görmüştük. Bir önceki hafta da enflasyon Amerika'dan. Rakamların ardından da biraz daha buraya doğru kaymıştı ama önceki yayınlardan izleyenler hatırlar. Bu bozan şey neydi? Geçen ayki yaratılan istihdam rakamıydı. Hı hı. Halbuki bu ay beklentileri gene kaçırdı. Yani tarım dışı istihdam rakamları ama her ikisinin de ADP'nin de NFP'nin de tarım dışında aslında büyüme patikasında ya da toparlanma patikası diyelim. Toparlanma patikasında ki yolu koruduğuna dair bir emare daha olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. 155 milyon civarında çalışan vardı bu pandemi öncesinde. Şimdi baktım 145 milyona ne kadar tekrar yükselmiş yani bu artışlarla falan. Yoksa hala bir 9-9,5 milyon civarında yaratılması gereken istihdam var. Tarım dışı rakamını söyledim ben bu arada sadece. Toplamda da yaratılması gereken istihdam var. Ama patika olarak bakıldığında öncü göstergeler PMI gibi hem enflasyon hem büyümenin alt kalemleri gibi göstergelerde küresel olarak genelde toparlanmanın aşı sonrasındaki insanın ilk başta düşündüğü o V-shape yani V şeklindeki toparlanma aslında biraz daha böyle U şeklindeki bir toparlanma yani daha hızlı çıkacağımıza dair olan toparlanmanın geleceğine dair bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlamayı nasıl yorumlamak lazım? Endeks tarafına çok oturup endeks analizi yapmayacağım ama şunu söyleyebilirim. Para birimleri cephesinde, pariteler cephesinde, dolar endeksinde bir zemin bulma çabası olduğunu görüyoruz. 89-89-30, 89-80 civarında bir zemin bulma çabası olduğunu görüyoruz. Henüz euro dolarda sterlinde yani dolar endeksini etkileyen, o sepeti etkileyen kurlara baktığımızda orada da daha çok uzun vadeli o bahsettiğimiz yukarıdaki yani doların değer kaybı gelişen ülke para biriminin değerlenmesi yönündeki patika daha henüz girmedi. Zaten çok uzak bir projeksiyondu. Buraya henüz girmediğini ve buradan düzeltmeler yaşadığını görüyoruz. Benzer hareket nerede var? Altında var. Altını burada 3-4 haftadır yine konuşuyoruz. Belki daha fazla da konuşuyoruz. Altına dair yaptığımız yorumlardan bir tanesi de enflasyon geliyor, faizler düşük ama işte tapering söylemleri rahatsız edebilir ama sanki bu patika hem emtia cephesinin genelindeki yani sanayi metalleri, tarımsal emtia bunların hepsine katıyorum. Buradaki emtialardaki yükseliş birbirleriyle açıkçası ilintili ve iç içe geçmiş fiyatlamalar bunlar. Bir taraftan da enflasyonun onu tetikliyor, onun da onu tetikliyor olması hali. Altına da tabii ki yarıyor. Çünkü altın yüzyıllardır, 10 yıllardır diyelim hadi. Enflasyon korunma aracı olarak kullanılan bir ürün, bir hedge ürünü. Dolayısıyla ETF'lerin de zaten aldığını görüyorduk. Son 1-2 haftadır biraz oralarda pozisyon düzeltme var altında. Geçtiğimiz haftada verilerin hemen ardından 1870-80'lere kadar bir geri çekilme. Sonra tekrar 1900-900'ün üstünde fiyatlama. Kapanışın oralardan yaptığını gördük. Bu pencerede bakıldığında da kripto paraların genel olarak bir zemin bulmaya çalışması çok şaşırtıcı olmuyor. Enflasyon konuşuyorken yılbaşından bu yana bakmışlar. Sadece enflasyondan korunmak için kurulan ya da bunu vaat eden fonlar. Bir sürü var yani. Bloomberg'ten ya da işte Reuters'ten meraklılar bakabilir. İşte Vanguard'ın var, Eckerson var, Schwab'ın var, iShares'ın var falan filan. Velhasıl bunların hepsinde yılbaşından bu yana 21 milyar dolarlık bir bu fonlara giriş olmuş. Sadece geçtiğimiz hafta 1 milyar dolarlık bir hareket var. Dolayısıyla insanlar gerçekten ETF ve formasyonel finans piyasalarında da evet enflasyon
enflasyona korunma patikasını sırtlarını yaslamaya çalışıyor. Peki Bitcoin bu işin neresinde? Bitcoin bu işin neresinde? Ya da kripto paralar diyelim ama Bitcoin galiba altınla böyle. O ondan rol çalıyor, ondan rol çalıyor pozisyona gelmiş durumda gibi. Doğru söylüyorsun. Yani Bitcoin altınla benzeştiriyor herkes. Biz de burada söyledik. Biz de benzeştiriyoruz. Bitcoin'le altının korelasyonu zaten hani dönem dönem artar, bazen düşer falan. Şu dönem biraz düştü çünkü altın yükseliyor, Bitcoin geriliyor falan filan. Yani negatif korele denebilir hani ilgili pencerelerden bakıldığında. Ama ve lakin soruna Bitcoin bu işin neresinde? Aslında Bitcoin veya kripto paraların geneli de aslında bir enflasyon hedge. Bir tarafta yaratılan bir enflasyon var. Artan bir enflasyon ve artan para arzı var. Diğer tarafta da para arzının kısıtlandığı bir ürün var. Birincisi dolara karşı bir hedge, kripto paraların kendisi. Virgül finansal sistemin kendisine karşı bir hedge. Michael Lewis'in Büyük Açık kitabını okuyanlar ya da filmi vardı. Filmini Big Short'tu filmi galiba. O filmi izleyenler ne demek istediğim şey anlayacaktır. Sistemin hedge'i. Virgül diğer taraftan bakıldığında bizim gibi ülkelerde aslında ilgili ülkenin kurunun da hedge'i. Yani ben Bitcoin alıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bitcoin de hiçbir şey yapmıyor. Yani Bitcoin 36 bin dolarda kalsın sabit. Bizim gibi ülkelerde ülkelerin ülke risklerinin ya da sistemik risklerin aslında bir hedge olmaya başlıyor. Böyle kur riskinin. Kur riskinin bir hedge olmaya başlıyor. Çünkü siz volatil, öngörülemeyen, risk primine bile bir daha risk primi atfettiğiniz ülkelerde bizim gibi TL'ye karşı bir hedge mi? Evet, kesinlikle bir hedge. Yani durduğunuz bir sabah bir bakıyorsun kur 8.45'ten kapanmış, 8.80'den açıyor falan yani. Kripto paralar cephesinde Bitcoin düşüyor ama Ethereum'da öyle hareketlilik yok gibi geldi bana. Bilmiyorum, doğru mu tespit ettim? Çok doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Şimdi bakıyorum birkaç tane sebebi var bunun. Bir tanesi Bitcoin'e karşı çekilen silahlar diyelim. Ne bu? İşte Elon Musk beyefendinin yine mi ağzını tutamaması. Geçtiğimiz hafta bununla alakalı bayağı bir açıklama vardı yani. İşte hem hedge fund tarafından yapılan şeyler açıklamalar hem kripto para borsası CEO'larının yaptığı açıklamalar. Elon Musk öyle ya da böyle gündemde bir şekilde kalıyor ve popülerliğini de şeylerin, kripto Bitcoin'in popülerliğini de devam ettiriyor. Ama bu oynak bir tablo. Elon Musk'ın söylemlerinin sonrasındaki çıktı bayağı oynak. Şimdi bakıyorum bu harekete. İkinci çeyrekte yani 2021'in ikinci çeyreğinde 2020'nin başından beri olan en büyük oynaklık artışı söz konusu. Diğer taraftan da sadece ikinci çeyrekte marketin yapılmış ilk çeyrekteki hareketin hepsinin silinmesi. İkinci çeyreğinden konuşuyoruz. Haziran ayındayız çünkü artık. İkinci çeyrekte market büyümesinin birçoğunu tekrar ortadan silinmesi, wipe out olması ve Mart ortası, ilk Mart başı seviyelerini tekrar trade ediyor olma halimiz. Bunların hepsine bakıldığında Bitcoin'deki gibi bir hareketi aslında biz Ethereum cephesine görmüyoruz. Çünkü Ethereum cephesi hem bir şeyler vaat ediyor. Bitcoin'e vaat ediyor, Ethereum bayağı bir şey vaat ediyor ama. Artı Ethereum 2.0 patikasında çok yol aldı. Üçüncüsü Ethereum kontratlarının ve network'ün üzerine çok şey inşa edildi. Ve çok fazla da güncelleme çıktı. Zaten o güncellemelerle ve işte DeFi'da, Decentralized Finance denen İngilizcelerin söylüyorum doğrularını bilsinler diye. Merkeziyetsiz finans ürünlerinde, DEPS ürünlerinde kilitlenen rakamlar hem çok arttı. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolardı. Şu an 100 milyar dolar. 1'e 100 bir artış var. Ethereum 1'e 100 arttı mı? Hayır. Bitcoin arttı mı? Hayır. Ama oradaki kilitlenen varlık sayısında artış var mı? Var. Ethereum 2.0'da stake edilen, kilitlenen varlık sayısının artış var mı? Evet var. Şimdi böyle bakıldığında DeFi ekosisteminde hem oraya kilitlenen varlık, sonra onlardan türetilen ürünler, kaldıraçlı olarak yapılan işlemler ve bakıldığında aslında bu kripto para camiasının bayağı bir kısmını işaret ediyor. Ne gibi? İşte 100 milyar dolarlık bir üründen bahsediyoruz. Bugünkü market büyüklüğü 1.66 trilyon dolar. Dolayısıyla %6, %7'lik falan orada bir rakam var. Büyük bir rakam mı? Evet, büyük bir rakam. Neden? Konvansiyonel piyasalardan baktığımda 800-900 milyar dolar yani artı eksi 30-40 milyar dolar izleyici affetsin. Bir pencerede leverage ürün var aslında. Amerikan marketinden bahsediyorum. Günün sonunda aslında 49 trilyon dolarlık bir marketin %2'sine falan denk geliyor. Kabaca 100 milyar dolar civarında falan DeFi'de kilitlenen rakam var. Bunun 64 milyarı Ethereum Network'ünde, geri kalanları Binance, Solana, ıvır kıvır başka diğer network'lerde. Dolayısıyla Ethereum orada başı çekiyor. Ama bu hala şeye baktığında, konvansiyonel finans piyasalarıyla baktığında yüzdesel anlamda da çok yüksek yani. Bir tarafta %2 yani 49 trilyon dolarlık Amerikan marketinin
kabaca margin işlemlerinden doğan borcu 847 milyar dolar civarındaymış Nisan ayında. Bu FINRA'ya bildirdikleri rakam. FINRA ne? Amerika'daki regülatörlerden bir tanesi. Birkaç tane regülatör var orada biliyorsun. Oradaki regülatörlerden bir tanesi. Oraya baktığında yüzdesel anlamda daha fazla toplam marketi etkileyebilecek bir büyüklüğe sahip DeFi ekosisteminin kendisi. Ve böyle olunca da elbette Ethereum ve diğerleri de biraz daha zemin bulabiliyor. Biraz daha sağlamlıyor. Daha az oynak hareket ediyor diyebiliriz. Ethereum'daki hikaye bu. Elon Musk olmadığı sürece tabii. Yani her iki yönde de bu kadar fazla etki edebilen herhalde bu piyasadaki birkaç adamdan bir tanesi. Evet. Hindistan'da ve Google tarafında böyle pozitif haberler geldi. Ben detayına girmeyeyim, sen anlat istersen. Hindistan Merkez Bankası'nın daha önceki yasaklarla alakalı yaptığı veya işte kripto paraları komple yasaklayacağına dair haberi aslında daha açıklayıcı bir tonda, bir miktarda yalanlayarak ve daha doğrusunu anlatarak bir açıklaması oldu Hindistan'ın. Pozitif haber olarak yorumlanabilir ama diğer taraftan da hala finansal enstitülerin bu işe girmesinin gayet sert ve kısıtlayıcı durumda Hindistan. Bir. İki, Google tarafında sektörün içinde olanlar bilir. Kripto para ekosisteminde reklam vermek neredeyse imkansız. Google'a kripto para yazdığınızda ilk 3'e çıkan reklamların böyle zor girdiğini bilsinler. Çünkü hep etrafından dolaşıp işler yapılıyor. Google da bunu biliyor. Ve orada kripto paraların henüz regüle edilmemesiyle alakalı bayağı kısıtlayıcı ve iktidarlı davranıyor. Ama dedi ki, arkadaşım sen eğer gidip Finken'den, bir Türkiye'de karşılığı Masak'tan register hale geliyorsan Amerika'da artık Ağustos ayından itibaren seni reklam yapmana izin vereceğim. Geçen haftalarda bilirsin bu Çin işte ya Çin'de madencilik çok yoğun. Ve orada bir yoğunluk riski var. Evet biz burada da söyledik demiştik. %65 civarında dünya madenciliğinin Çin'de yapıldığını, hatta onların da %33'ünün, yani tüm madenciliğin %33'ünün de Sincan bölgesinde yapıldığını söylemiştik. Bu tabii finans piyasalarında böyle şeyleri biz yoğunluk riski olarak okuruz. Çünkü orada bir şey olsa bütün dünya etkilenir falan. Neyse işte hani hep şey bir bilinen hikaye. Çin'in son yaptığı şeyden, hamleden sonra biraz kaymaya başladığını görüyorum. Çünkü şirketlerden bir tanesi Texas'ta 70 bin Bitcoin makinesi siparişi vermiş. Genel olarak madenciliğin de orta vade projeksiyonda %40'ının Amerika'ya kayması söz konusu olabileceğine dair şeyler okuyorum. Pozitif yoğunluk riskini düşürmesi ve Çin riskini biraz daha elemine etmesi anlamında pozitif olarak yorumlamak bu lazım. Bu işin Amerika'da yapılması da önemli. Amerika tarafında bunun yapılması önemli. Biliyorsun Amerika özgürlük ve liberalizmle ünlü bir ülke. Her ne kadar işte SEC'in XRP ile olan davası ya da duruşu, ETF'lere hala izin verilmiyor olma hali olsa da bu hafta Miami'de Bitcoin 2021 zirvesi yapılıyor ve bayağı sağlam isimler katılıyor. Marketin içerisinde olanlar bilir. Evet, Çin'den bunun çıkıyor olması pozitif. Amerika'ya giriyor olması da pozitif. İki gün sonra Amerika bunu yasaklar mı? Amerika pek öyle bir yer değil. Amerika bunu yasaklarsa ortalık ayağa kalkar. Hiçbir şeye de yapmayacaklar anlamına da gelmiyor. Hani kesin bir dille Amerika o duruşu sergilemez de demiyorum ama daha liberal ve daha özgür bir coğrafyaya gittiği kesin madenciliğin. Elon Musk gidecek mi zirveye? Elon Musk giderse zannediyorum darp edebilir. Zopayla bekliyorlar. Uber şoförleri gibi. Bitcoin'ciler zopayla bekliyor. Sonra ne kadar yapmaz öyle kadar. Yapmaz tabii canım. Peki Bitcoin rakamlar nereye iner, nereye çıkar? Şimdi bakıyorum Mayıs'ın 19'unda olan insanlar bunu Black Swan olarak yorumluyor. Yani siyah kuğu olarak yorumluyor. Ama ben pek öyle yorumlamıyorum çünkü bağıra bağıra geldi aslında. Biz burada da konuştuk. Tabii. 19 Mayıs'taki hikaye o büyük çakılışı Black Swan diye yorumluyor insanlar da. Black Swan'da siyah kuğu da ne? Hani kuyuların hepsi beyaz ya. Arada bir tane siyah varsa istisnadır ve o beklenmeyen bir kuğu örneğidir ya. Nasıl Nikola Taleb'in kitabı da var bununla alakalı. Riskin normal dağılımla davranmayacağına dair bunun 1000 tane örneği var. 5-19'daki yani işte Mayıs 19'daki hikaye pek Black Swan bir hikaye bence değil. Açıkçası. Bence de değil. Yani o altını 1600'den düşün nasıl Black Swan değildiyse bu da öyle değil. Bir de 1000 defa sen söyledin burada. Yani evet, çok kez söyledik. Bunu evet. Doğru söylüyorsun. Çok kez söyledik. Şimdi şey yapmayacağım. Bu hareket Black Swan değil ama bir tsunami benzetmesi de var. Evet bu bir tsunami. Bu şekilde yorumlamak yanlış olmaz. Bakıyorum. Genel olarak birkaç seviyede Bitcoin'in kısa vadeli opsiyonlarında, satış öndeki opsiyonlarda böyle bir kümelenme görüyorum. Bu bir.
İki, short long rasyolarına baktığımda orta uzun vadeli tutan yatırımcıların hala bir miktar daha longta olduklarını opsiyon anlamında görüyorum. Alım pozisyonunda yani. Alım pozisyonunda olduğunu görüyorum. Bilmeyenler için kısaca söyleyelim, short satış, long alım olarak konuşabiliriz. Önemli metriklere bakıyorum burada. Burada çok ilginç bir şey var. Bunu yatırımcılarla paylaşmak istiyorum. Paraların adreslere girme çıkma rakamlarına bakıyorlar. Buradan da bir hesabın karlılıkları analiz ediliyor. Yani bir adrese bugün girdi. Bugün 36 bin dolar Bitcoin. Yarın Bitcoin fiyatı 37 halde bu cüzden karlı gibi basit yorum yapılıyor. Burada şuna baktık ve gördük ki para yapan adreslerin rakamı 900 binden fazla. Aslında bakılan tarih penceresinde de fiyat düştü. 48 binde, 50 binde, şu an 36 bin falan. Kısa dönem yatırımcıları bir miktar uzun döneme kayması söz konusu. Burada hareket eden ve hareket etmeyen varlıklardan yola çıkıp bunu söylüyorum. Alıp bekliyor yani. Alıp bekliyor. Beklemek durumunda kalıyor. Realize etmeyen de bir ekip var. Diğer taraftan birkaç tane rakam var. Mesela bizim burada işaret ettiğimiz bir geniş bantta aşağıda 32-34 bin, yukarıda 40-42 bin seviyeleri vardı. O geniş bandı daralttığında işte 36-37'lere yaklaşıyor. Yukarıda tekrar işte 44'ten 40'a indirebiliriz. 40'a yaklaşır. Şu anda o bantta bir hareket var. Burada da yine aynı mantıktan hareketle adreslere giren coinlerin giriş zamanlarına veya çıkış zamanlarına bakıp bir yorum yapılıyor. Bu hareketin daha fazla 37.000'de yani 36.600 ile 37.500 dolar seviyelerinde Bitcoin'de arttığı görülüyor. Bu da ne demek? Orada bir destek buluyor aslında. Yorum buradan yapılabilir ve buradaki el değiştirme rakamı da kabaca 573 bin adet Bitcoin. Daha aşağıda anlamlı seviye ne var? Bir 34 bin seviyesi var. Aşağıda el değiştirdi. Diğer taraftan yukarıda da el değiştirdi. İki tane seviye. Bir tanesi yakın 38.700. Bir diğeri de biraz daha uzak. 42.000 biz de onu burada işaret etmiştik zaten. 37.000'in altında 34.000 seviyesi önemli. Yukarıda da 40.000'de de kabaca 320.000 adet Bitcoin el değiştirmiş. Mesela böyle baktığımda Ethereum evet daha ayağı yere basan veya daha zemin bulmaya çalışan bir coin gibi görünüyor. Kripto para ekosisteminde. Ether ürünleri de biraz buna dahil denebilir. Ethereum'daki hareket de yani Bitcoin çağ atı düştü. Ethereum düşemedi sonra çıktı falan. Orada biraz korelasyon falan bozulmuştu hatırlarsan. Hatta Ethereum'un rally yaptığı dönemde Bitcoin yapamamıştı. O zaman biz ya bir dakika Bitcoin gidemiyor ne oluyor falan demiştik. 55 binlerde coin o sırada. O dönemden bugüne bakıldığında tekrar korelasyonun her ikisinin Bitcoin ve Ethereum korelasyonunun arttığını görüyoruz. Bitirmeden programı bir şey daha sormak istiyorum sana. Faiz artırımı süreci başlayacak ya da varlık alımları ile ilgili azaltma sürecine gidecek FED diye konuşuyoruz. İşte bunun altına, kura, dolara, ona buna yansımaları konuşuyoruz da hiç kripto paralara yansımasını konuşmadık. Faiz artırımı olursa ya da varlık alımları azaltılırsa kripto paralara etkisi ne olur bu işin? Ekonomik veriler iyi geliyor. Ya bunun kripto paralara yansıması ne olur? Faiz artırırsa elbette negatif olur öncelikle yani hani. Ama diğer taraftan bakıldığında da yani sadece böyle çıplak gözle faiz arttı, kripto paralar ne olur? Kripto paralar düşer abi. Ama bu denklem pek böyle değil. Çünkü kripto paralar zaten düştü. Bir. İki, tepeden %30, %40 değer kaybetti. Piyasanın kendisi 2.1 trilyondu. 1.66 trilyon şu an. Piyasanın zaten %30'u, %40'ı eridi. Bir. İki, faiz artar, kripto paralar ne olur? Düşer. Okey ama denklem böyle değil ki. Enflasyon artar. Faiz düşük kalıyor şu an. Bu ekosistemde ne olur? Kripto paraların zemin bulması ya da artması beklenir. Sadece finansal bir yorumdan bahsediyorum. Fed'in bu tarihi anons ettiğinde o zaman bunu hangi patikada ve ne kadar azaltarak yapacağını da bir oturup konuşuruz. O zaman piyasadan çekilecek olan, dışarı çıkacak olan doların miktarını ya da merkez bankaları tarafından merkeze çekilecek olan doların veya işte merkez bankası paralarını, euro neyse artık bunun adı. Çünkü ECB de ciddi anlamda şey yaptı diyorsun. Bir de oluşabilecek krizi de konuşmak lazım. Gelişmekte olan ülkeler krizi de çıkartabilir böyle bir süreç. Yani, para azalacağı için. Bu bir yorum. Diğer taraftan şöyle de bir yorum var. Şu an zaten artan enflasyon, yani sadece Fed'i veya işte tapering'i konuşmuyorum. Artan enflasyonla birlikte aslında gelişmekte olan ülkelerde bu bir para cephesi, yani kur cephesinde krize yol açabilir. Zaten dış finansmana ihtiyacı olan ülkeler bunlar. Oradaki kriz insanların kripto paralara kaymasına yol açabilir. Mi? Bu bir yorum olabilir. Olabilir. Ama biliyorsun kriz olması için mesela bizim bir Fed'e ihtiyacımız yok. Yani oturduğumuz yerde kuru 8.80'e gönderebiliyoruz. 9'a gönderebiliyoruz. Evet bizim dış güce falan ihtiyacımız yok. Fed'siz de yapabiliyoruz. Fed'siz de yapabiliyoruz ve yani kripto paralara oradan bir akış var mı?
olmayabilirim. Denklemin tam öyle çalışıp çalışmadığını emin değilim. Çünkü insanlar böyle dönemlerde başka şeyin derdine düşüyorlar. Biraz da o. 2-3 tür yatırımcı var. Bir tanesi evet param var. Bir miktar param var ve bu paramı ben bir yerlerde değerlendirmek istiyorum. Enflasyon karşısında erimesin. Evet bunun için anlamlı olabilir kripto paralara girmesi. Daha ondan biraz daha düşük bir yatırımcı. Bu sefer alacağı ekmeğin, alacağı yakıtın, okutacağı çocuğun derdine düşüyor. Haklılar da. Bravo. Son paketteki yatırımcıysa zaten çok küçük yatırımcı. Zaten kurun 8.80'e gitmesi, 15'e gitmesi inanılmaz etkiliyor onu da o etkilerinin farkında değil. İşte aslında. Bu adamı bunun için seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Eyvallah. Haftaya görüşürüz. İyi pazarlar efendim. Görüşürüz. İyi pazarlar herkese.